Hatay Milletvekili Sayın Refik Er Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile karşı karşıya olduğunun altını çizerken, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda adı geçen bakanların hala istifa etmemiş olmasını ise siyasi bir skandal olarak nitelendirdi. Şunu çok iyi biliniz ki halkımızın vicdanında mahkum oldunuz. AKP bu yolsuzlukların üstünü örtme telaşına düşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP grubu adına söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, ülkenin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile sarsıldığını ifade etti. Aslın soygunu diye tanımlanan Deniz Feneri davası savcılarının başına gelenlerin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten savcı ve emniyet müdürlerinin de başına geldiğine dikkati çekti ve hem operasyonda adı geçen bakanları hem de bu bakanları korumaya çalışan ve bugüne kadar görevden almayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet ediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak kaydedilecektir. Madem bakanlar bu kadar ciddi iddialar, bilgi, belge ve kayıtlara rağmen siyasi erdemlilik gösterip istifa etmedi, o zaman görev başbakana düşüyor. Başbakan soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve sonuçlandırılabilmesi için adı geçen bakanları derhal istifaya davet etmesi gerekiyordu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun evinde yapılan aramanın bir bankaya operasyon görüntüsü gibi olduğunu da belirten Milletvekili Er Yılmaz, gezi olaylarında ayakkabılarıyla camiye girildiğini söyleyenler o ayakkabıların kutularıyla malı götürüyorlarmış değerlendirmesinde bulundu. Gezi direnişinde milyonlarca gencimiz işte bu yüzden alanlara ve meydanlara indi arkadaşlar. Bu yolsuzluklardan, rüşvetten daha büyük bir haksızlık olabilir mi? Ne zaman konuşacağız arkadaşlar? Konuşma süresi biten Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, mikrofon kapatılmasına rağmen kürsüye getirdiği kutunun içinden yırtık bir ayakkabı çıkararak başbakan delik ve yırtık ayakkabısıyla siyasete girdiğini söylemişti ama şu an dünyanın en zengin başbakanlarından biri diye konuştu.